Merhaba, herkese geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve yavaş yavaş çoğunlukla konuklarımız gelmeye başladı. Coşkun Bey de gelmiş. Hoş geldiniz, davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Burada olduğunuz için çok mutluyuz, çok onur duyuyoruz. Ben de sizlerle olmaktan mutluyum. Gerçekten benim için bir övünç mekanı oldu Boğaziçi. Birincisi üniversitenin kalitesi, dünyaya kazandırdıkları, ülkemize kazandırdıkları ve sizin de o demokrat yapınızla, o ayrım gözetmeksizin kendi öğrenciler arasındaki dayanışmanız, bilimi savunmak için yaptığınız mücadele, her zaman için yanınızdayım. Çok teşekkür ederiz. Dilerseniz programımıza başlayalım. Öncelikle arkadaşlarımız iki metin okuyacak. Şevval Biskimiz metniyle başlıyor. Sözü Şevval'e bırakıyorum. Merhaba Şevval, ben Biskimiz metnini okuyacağım. Akademi biat etmez şiarıyla demokratik ve özgür üniversite ortamını önemseyen ve bunun için mücadele eden serbest yazın olarak biz, alternatif bir akademi oluşturmak adına direnişi akademik bir çerçeveden dahil olmak istedik. Bu ortak açık dersimizin güvenli ve özgür alanlarımızın geri kazanımı için bir adım olmasını umuyoruz. Online de olsa bugünlerde bir araya gelişlerimizin özgür üniversiteler için önemli adımlar olduğuna inanıyoruz. Güvenli alanlarımızın işgaline yönelik hamlelere karşı birlikte konuşup tartışabileceğimiz demokratik ve özgür alternatif ortamlar yaratarak sesimizi yükseltmeyi, birliğimizi sağlamayı ve direnişimizi aktif ve görünür kılmayı hedefliyoruz. Son olarak haklarımıza, kültürümüze ve özelliklerimize saygısızlık ve işgal niteliğinde olan atamayı meşru görmediğimizi ekleyerek kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyoruz ve asla aşağı bakmıyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim Şevval. Şimdi serbest yazının kim olduğu biraz kafalarda oturmuştur. Boğaziçi'nde neler oluyor? Biz ne talep ediyoruz? Yahu bu çocuklar neyin peşinde? Bir tık da bunu öğrenmek için sözü Cemre'ye bırakıyorum. Merhaba, ben Cemre. Yeniden hoş geldiniz ve şimdi sizlere son halimiz ve taleplerimizden bahsetmek istiyorum. Rektörün öğretim üyeleri tarafından seçildiği geleneğe aykırı olarak 2016'da Mehmet Özkan'ın Boğaziçi Üniversitesi'de rektör olarak atanmasının ardından 80'lerden sonra ilk kez 2 Ocak günü üniversitemize dışarıdan rektör atandı. Kayyum rektör istemediğimizi ilk günden beri belirtiyor olmamıza rağmen taleplerimizin görmezden gelinmesiyle başlayan direnişimiz tüm yıldırma politikalarına rağmen ilk günden beri güçlenerek devam etmekte. Bu süreçte üniversitemiz polis ablukasına alındı, haksızlıklara direnen ve sayısı bini bulan arkadaşlar darple gözaltına alındı. Hatta bazıları çıplak aramaya maruz bırakıldı. Yüzlerce kişiye adli kontrol, onlarca kişiye ev hapsi tedbiri uygulandı ve 11 arkadaşımız tutuklandı. Son olarak senatomuzda sayısal çoğunluğu ele geçirmek için üniversite tarihimizde benzeri görülmemiş bir darbe gerçekleştirildi. Kayyum rektör ve yardımcıları geçtiğimiz haftalardaki senato toplantısına kendi atadıkları pozisyonlara dayanarak mükerrer oy kullanma teşebbüsünde bulundular. Bu sinsi harekete karşı meşru senatörlerimiz ile toplantıyı terk ettiler. Tüm bunlara rağmen direnişimize ilk günkü gibi devam ederken haklı taleplerimizi bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. İlk olarak başta Merih Bulu olmak üzere tüm kayyumlar derhal istifa etsin. Ev hapsinde olan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Bir darbe kurumu olan YÖK kapatılsın. Kampüslerimizi abluka altına alan polis okulumuzu derhal terk etsin. Üniversite rektörleri üniversitelerin tüm bileşenlerinin dahil olduğu bir seçimle belirlensin. Tüm LGBTİ artıların temel insan hakları ve tüm anayasal hakları tanınsın. Okulumuzda faaliyeti durdurulan LGBTİ artı çalışmaları kulübüne kulüp statüsü iade edilsin. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Teşekkür ediyorum ve sözü moderatörümüze bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Cemre. Şimdi dilerseniz asıl konumuz olan Coşkun Aral kimdir? Biraz da buna değinelim. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. 1 Mayıs Coşkun Bey'in doğum günüydü. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Siz bizim ülkemiz için çok önemli bir değersiniz. Sizler de bizler için. Coşkun Aral, çok teşekkür ederiz. 1 Mayıs 1956'da Siirt'te doğdu. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladı. 1977 yılı kanlı 1 Mayıs olaylarında çektiği fotoğraflarla ilk kez SİPA Press Ajansı vasıtasıyla adını dünya basınında duyurdu. Bu olaya ilişkin fotoğraflarıyla Time Newsweek dergilerinde yer aldı. Bunu izleyen yıllarda SİPA Ajansı'nın Türkiye muhabirliğini üstlendi. 14 Ekim 1980 günü kaçırılan bir uçakta dünyada ilk kez hava korsanlarıyla bir röportaj gerçekleştirerek Türk ve dünya basınında adından söz ettirdi. Aynı olayla Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ödüller aldı.
1980 yılından itibaren sürekli olarak Lübnan, İran, Irak, Afganistan, Kuzey İrlanda, Çad ve Uzak Doğu'da meydana gelen savaşları görüntüledi. Time, Newsweek, Paris Match, Stern ve Epoca gibi dergiler adına savaş fotoğrafçısı olarak mesleğine devam ediyor. Afganistan'da görev yaptığı sırada bulunduğu kamyon mayına çarpıp havaya uçunca ise ağır yaralandı. Türkiye'de Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün adlı programında başlattığı Savaş TV muhabirliğini ve 1995'te ATV'de başladığı Haberci adlı televizyon haber belgeseli yapımcılığını da üstlendi. Türkiye'nin ilk bilgi ve belge kanalı kurucuları arasında yer aldığı İSTV'yi 2006 yılında kurdu. İSTV'nin Katar'a satılması ardından önce YouTube kanalını, ardından aynı ekiple Habitat TV'yi yayın hayatına başlattı. Maltepe Üniversitesi'nde dersler verdi. Uluslararası savaş fotoğrafçısı, gezgin, maceracı, belgesel yönetmeni ve son olarak da yemek kitabı yazarıdır. Bir de size iletmek istediğim ayrıca bir şey var. Katılım inanılmaz yoğun oldu ve herkese sizle bir gönül bağı kurduğunu fark ettim. Katılımcılarımızdan biri özellikle şunu belirtmiş. Yeğeninizle aynı ilkokuldaymış ve sizin yemek kitabınızla büyümüş ve ilkokuldan beri sizinle bir gönül bağı varmış. Çoğu da size sağlık ve afiyet dilemiş. Şimdi sözü size bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şu ana kadar Türkiye'deki bütün üniversitelerle hemen hemen birebir ya yüz yüzeydi ya da son dönemlerde online benzeri söyleşiler yaptım. Çünkü üniversiteler benim için çok ama çok önemli. Ama Türkiye'de ne yazık ki üniversite demek için gerekli bilimsel özellik, araştırma, buna yönelik destek arayışları olmadan araştırmalar yapan, evrensel bilimi tartışan, sorgulayan, dünyayla bağlantılı, işte son dönemlerde yaşadığımız, bütün dünyanın yaşadığı bir pandemiye ilişkin araştırmaları ile dünyaya işte bir aşı kazandıracak üniversitelerimiz var mı? Valla Erciyes Üniversitesi'ni takdirle karşılıyorum. Şu anda ODTÜ'de yapıyor ama niye buraya kadar geciktik? Çünkü destek yok. Niye buraya kadar geldik? Çünkü o üniversitelerde evet binasal yatırımlar olabilir ama beyinsel yatırım dediğimiz gençlere özgüven verecek, gençlere bilimde sorgulamayı, araştırmayı birebir verecek yapılanma ne yazık ki geçmişte vardı, bugünkünden daha iyi olduğunu söyledim ama şu anda ideal üniversite gençliği sorgulamayan direkt ya bir takım atamalarla ya bir takım nepotizmle gündeme getirilen kurumsal özelliğini yavaş yavaş getirip o geçmişte bizim dünyada ilk 500'e giren üniversite sayımızın azalması da zaten bunun göstergesi oluyor. Bir farklı üniversite tarzı üredi. Vakıf üniversitelerinde çalıştım ben biliyorum. Onlar arasında birkaçı gerçekten eğitim kalitesini korumaya devam ediyor. Ama çoğundaki hali görünce ben kardeşlerim için üzülüyorum. Ben bir üniversite bitiremedim. 2 yıllık bir yüksek okuldan çıktım, çıkış aldım. Çünkü arzu ettiğim üniversiteye ben tıp okumak istiyordum. Ne yazık ki beni 1970'lerin üniversite seçme sınavları işletmeye götürdü. İşte anlamadığım bir olaydı. 4'e kadar devam ettim. 4'te ayrıldım. İstanbul'da İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Yüksekokulu. Terkim. 4. sınıftan üstelik. Çünkü hiçbir şey anlamadım. Sevmediğim bir alandı. Ama sizler Boğaziçi gibi gerçekten girişi bile çok ama çok zorlu sınavlarla, zorlu barikatlarla gelmiş kardeşlerimsiniz. Şu anda kendinizce yorumladığınız atanmış rektör de benim arkadaşımdır. Kendisini şahsen tanırım. Ama yani onun bu tavrını, sizin ona karşı göstermiş olduğunuz mücadelenizi bir gazeteci olarak gözlemleme hakkım var sadece. Burada hukuksal anlamda hukuka saygım sonsuzdur. Siz öğrencilerin bir üniversite öğrencisi olarak hakkınızı hukuk çerçevesi içinde altını çiziyorum. Çünkü bizim toplumda bir takım insanlar söyledikleri lafların içinden bazı kelimeler cımbızlanarak ne yazık ki hukukun giderek rafa kaldırıldığı dönemde direkt bir takım unsurlar tarafından yargılanıyorlar. İnşallah benimle ilgili bir şey söylemezler. Çünkü ben ülkemin şu anda var olan sisteminin daha iyi olmasını, daha mükemmel olmasını, eğitim kurumlarının
tam anlamıyla hak ettikleri değerde olması için çaba gösteriyorum. Yerelden evrensele uzanan tabii ki ulusal değerlerimize, örflerimize, ananelerimize sahip çıkan bir nesil benim de arzum ama örf anane dendiği zaman biat eden, liyakattan uzak, nepotizmi içine alan, sadece bir yerde yani geçmişin değerlendirmesiyle bizim Siirtli kardeşlerimiz bilirler. Siirt'te büyükler gençleri takdim ederken Arapçasıyla söyleyeyim, Siirt Arapçasıyla ıhlamok yani uşağın, hıdemitki yani hizmetçin diye takdir ederlerdi. Artık bu anlayışın ne üniversitelerde ne de bizim toplumda olmasını istemiyorum. Evet, örf, gelenek, anane dediğimiz zaman bazı şeyler güzel ama tıpkı töre adına havaya sıkılan kurşunlar gibi, töre adına katledilen, cezalandırılan kadınlarımızda olduğu gibi. O yüzden bazı şeyler töredir diye tutmanın bir anlamı yok. Biz çağdaş bir ülkeyiz. Özellikle bilim çağdaşlaşmak zorunda. Ve en önemlisi üniversiteler çağdaş özel bir eğitim statüsüne kavuşmalı. Ancak bu sayede ki Türkiye dünyaya Nobel kazanan bir Aziz Sancar'ı verebildi. Aziz Sancar temel eğitimini burada aldı ama onu dünyaya Nobel'e götüren Amerika'daki üniversitelerdi. Niye Amerika'daki üniversite Türkiye'de olmasın? Niye bizim gerçekten bilim temelinde biattan uzak bilimi sorgulayan, farklılıkların kendi arasında çatışarak değil, bunu hiçbir zaman bir çatışmayı benimsemiyorum, şiddete asla diyorum ama herkesin hukuk çerçevesinde fikrini söyleyebileceği, bunun için mücadele edebileceği, mücadele derken altını tekrar çiziyorum, şiddet değil, aşağılamak, hakaret değil ama mücadele ederken üniversiteye uygun mücadelesiyle varlığını, birikimini, bilimsel birikimini ortaya koyacağı ortamları istiyorum. Üniversite bunun amaçla vardır. Bizde sadakat olayı ne yazık ki giderek arttı. Yani Türkiye'nin son 12-13 yılında ben çünkü çok sık üniversitelerle iç içeyim. Çok açık söylüyorum. Birkaç üniversitemiz dışında neredeyse ortaokul, lise düzeyinde bir birikimi olan kardeşlerimiz eğitim kurumlarına gidiyor. Çünkü salt üniversite yapılarından kaynaklanan bir şey değil. Halkımızın da beklentileri benim oğlum veya benim kızım üniversite bitirsin, nasılsa işe hazır zihniyetiyle veyahut da çok kaba tabiriyle benim oğlum aslında atom mühendisi olacaktı ama hocaları bunun hakkını yedi anlayışıyla kurulan veyahut da varlığını sürdüren öğretmen, öğretici, bilgi taşıyıcı, üniversite anlayışı. Bütün bunlardan uzak kalmak istiyorum ben açıkçası. Çünkü bakıldığı zaman bu topraklarda yani 4. yüzyılda bir üniversite kurulmuş. Yani bu Roma döneminde. Ondan önce Harran'da bir üniversitenin varlığına ilişkin bir takım bilgiler var. Tabii ki somut değil. Ama üniversite olayı dünyada 15-16. yüzyılda gündeme geldiği zaman bizim bu topraklardan kaçırılan, götürülen çok şey değerlendirilmiş. Dün bir belgesel için araştırma yapmak üzere arkadaşım Timur Akkurt'la beraber benim YouTube kanalımı bana kazandıran arkadaşımdır. Eski kameramanımdır. Şu anda müthiş bir yönetmen. Timur Akkurt'u tanırsınız. Birlikte lale aramak üzere İstanbul'da dolaştık ama geç kalmışız. Laleler bitti. Lale deyince belki insanların aklına birdenbire bizim lale dönemi diye gelir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun işte şafatatlı dönemi olarak görkemli eğlencelerin yapıldığı dönem olarak tarihe geçirdiği lale devri gelir ama lalenin bir başka özelliği bu topraklardan yani çıktığı yer burası. Orta Asya'dan buraya getirilmiş. Nereden biliyoruz Orta Asya'dan getirildiğini? Bilimsel verilerle. Çok basit. Yani Mevlana Celaleddin Rumi daha önce Belhi iken yani Belh'ten buraya geldiğinde onun şiirlerinde laleden bahsedilir. Özellikle Çinliler üzerinde yani Selçuklu Çinlilerinde lale figürleri bulur. O yüzden böyle palavradan her şeyi biz yaptık falan demiyorum. Bu somut verilere dayanırılıyor. Çünkü üniversiteler zaten somut verileri bilim çerçevesi içinde değerlendirilip evrenselleştiren, çağdaşlaştırıp insana aktaran eğitim kurumlarıdır. Salt eğitim, öğretim değil, araştırma yapan, sorgulayan kurumlardır. O yüzden Boğaziçi iyi ki var diyorum.
Evet, Lale'ydi konum benim. Lale'nin bir dönem belki aranızda bilenler vardır. Dünya borsalarında bugünkü Bitcoin gibi dünya borsalarının sarsan bir özelliği var. 1637'lerde başlayan bir olay bu. Yani şu anda Bitcoin neyse 1600'lerde o 30 yıl savaşlarından sonra dünyayı sarsan en önemli olay Lale. Yani gariban bir denizci lale soğanı yemiş diye birkaç yıl hapiste çürümüş adam söyleyeyim. Bunu araştırmana tabii yaparken nereden ulaştım, nereye gittim diyeceğim. Amsterdam, Hollanda'da Leiden Üniversitesi buna ilişkin bir takım çalışmaları 1637'lerden itibaren yapıyor ve bugün de buna ilişkin çalışmalar halen var. Yani üniversite dediğiniz zaman çok ciddi kurumlar. Bu şu anda pandemide bize bir aşının ne kadar süre içinde üretilip insanlık hizmetine sunabileceğini üniversitelerimiz ve onlara verilen destekler gösterdi. Keşke ODTÜ'ye, Erciyes Üniversitesi'ne ve bu konuda araştırma yapan üniversitelere hak ettikleri destek verilseydi. Çünkü ben yine bizim topraklardan dünyaya kazandırdığımız iki tane bilim insanı Uğur Bey ile Özlem Hanım'ın Ağustos ayında sadece araştırmalarını aşı bazında, çünkü daha önce kanser çalışmaları yapıyorlar, sürdürsünler diye almış oldukları desteğin hem maddi hem de üniversite desteğinin ne olduğunu biliyorum. O yüzden üniversiteler çok önemli ama üniversitelerin kaliteleri olmaları önemli. Bu kaliteyi de üniversitelerin gerçek anlamda öğrencilerinin de içinde olduğu, katılımcı olduğu, karar verme merciğinde öğrencilerin de olduğu oluşumlarla olması gerekiyor. Bunları göz ardı edip üniversiteleri sadece belirli dönemlerde belirli insanların bakın binasıyla, çalışma ortamlarıyla göstermelik bir showroom'a dönüştürmesini asla istemem. Hele Boğaziçi'nin, ODTÜ'nün, İTÜ'nün, İstanbul Üniversitesi'nin, Erciyes'in, Fırat'ın, Antalya'nın bu hale gelmesini istemem. Özellerinde yani bugün vakıf üniversitesi diye tanımlanan üniversitelerinde çok daha kaliteli insan yetiştiren, bunu dünyaya kazandıran alanlarda olmasını istiyorum. Evet, üniversitelerimizin sayısı giderek artıyor ama dünyaya kazandırabileceğimiz bilimsel araştırma yapan, bu araştırmaları yayınlara dönüştüren üniversitelerimizin sayısı giderek azalıyor. O yüzden ben iyi ki varsınız diyorum. Umarım Melih hocamız dahil olmak üzere bu yanlışta payı olan insanlar biraz daha gökyüzüne baksınlar diyorum. Çünkü dönemler geçicidir. Bizim de ülkemiz hak ettiği hukuk sistemi içinde en doğruyu, en güzeli bulacağı günleri yaşayacaktır. Özellikle sizin kuşaklarınız. Ben çünkü az önce gördüğünüz fotoğraflarda işte arkadaşım bahsetti. Kanlı 1 Mayıs'ta kendi üniversitedeki arkadaşlarımla beraberdim. İki arkadaşımı kaybettim o olayda. Türkiye çok ciddi polarize olmuş, yani kutuplaşmış öğrenci olayları içinde sağ sol diye birbirlerini boğazlarken, birbirlerini öldürürken adeta zevk alıp yıllar sonra bunun pişmanlığı yaşayan bir dönemi yaşadı. O 80 öncesi dediğimiz kuşak. Bu dönemde bilim üretmek yerine üniversiteleri adeta bir savaş alanına dönüştürmek isteyen zihniyetler vardı. Çok farklı alanlarda, yani bunun sağa da ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Ben yargıç değilim ama sağında solunda hatalarının çok olduğunu söyleyebilirim. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir 1 Mayıs'a ilişkin bir YouTube yaptım. Gelen şeyler içinde, yorumlar içinde sol asla böyle bir şey yapmaz diyen çok yanlış yorumlardı. Niye yanlış diyorum? Çünkü araştırdığım değil, belgelediğim olaylar bana o olayın nasıl başladığını, nasıl bir panik yaratan bir provokasyon olduğu ve ardından olayların patlak verdiğini söylüyor. Ama Türkiye'de ne yazık ki o kutuplaşma devletin en üst mercilerinden başlayıp toplum genelinde yayıldığında daha gayet doğal ki üniversiteler de bunlar etkilenecekler. Ama diyorum üniversiteler öncelikle kendi eğitimlerini en sağlıklı sürdürebilecekleri gerçek anlamda demokratik ortamlarını güvence altına alsınlar. Öğretim üyeleri kadar da öğrencilerin de bunda katılımcı olmaları olmazsa olmazdır. Yani biatla, sadakatla yönetimler olabilir. Ama dediğim gibi bizim için üniversiteler, özellikle bu dönemde gördük,
bilimsel anlamda dünyayla yarışacak ölçekte olmamız için en iyi araştırmalar yapacak kurumlar olması lazım. Yani bu, ben onu ilk 100'e 500'e sokarım iddialarıyla olmaz. Bunun göstergesi öğrencilerin özgürce tartışabilecekleri, ötekileşme olmadan, sınıfsal ayrımlar olmadan, öğrencilerin ders dışındaki aktivitelerinin de sınırlamalara tabi tutulmadan yapılacağı ortamlar olması lazım. Ben bugün sizin şikayetçi olduğunuz hocalarımızın da, yani umarım bunu kabul ettiklerini düşünüyorum. Çünkü öyle bir profesörlük aşamasına gelmiş, evrensel bilimden payını almış bir insanın başka bir şekilde düşünmesi bence olası değil. Evet, şu anda biraz susadım. Evet, sorusu olan arkadaşım var mı? Dilerseniz şöyle yapalım, soru cevap kısmına geçelim mi? Vallahi iyi olur. Bir 5-10 dakika. Tamam. O zaman herkese şunu hatırlatayım. Etkinliklerimizde ayrıştırıcı söylemlere yer vermediğimiz için soruları sorarken buna dikkat ederseniz çok sevinirim. Bana Soru Sor adlı arkadaşımıza, yani Merve'ye, chatten iletebilirsiniz, el kaldırabilirsiniz. O zaman ben ilk soruyu sorarak başlayayım sizin için de uygunsa. Boğaziçi eylemleri sırasında basın kampüse alınmadığı için ilk başta öğrenciler kendi sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparken, sonrasında seslerini duyurmak adına kendi medya organları olan Boğaziçi TV'yi kurdular. Alternatif medya organlarının kurulması ana akım medyayı nasıl etkiler ve bu hakim medyada değişim yaratır mı? Biz bunu çok merak ettiğimiz için işin ehline bir soralım istedik. Şu an sesimiz gelmiyor ama dilerseniz bir şey yapalım. Sesim geliyor mu? Tamam. Evet, şu an. Şimdi kendi halimde anlatayım. Ben ve benimle beraber İSTV kanalını kuran çok değerli önce 4 arkadaşım, onunla beraber 40'a yakın bir ekip, adeta bir üniversite gibi Türkiye'nin ilk yerli ve bilgi kanalını kurduğumuzda o dönemin Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım gecenin bir saatinde beni açtı, teşekkür etti. Ardından dünya çapında bir ödül kazandığımızda inanır mısınız? Yani Kültür Bakanımızdan önce aradı, tebrik etti. Benim için Türkiye'nin daha TRT belgesel kanalı olmadan dünyada yarışan, dünyada rakipleri milyon dolarlık bütçeleri olan kanallarla yarışacak bir televizyon kanalına sahip olmak müthiş bir şeydi. Sahip olma deyince sakın maddi anlamda düşünmeyin. İçinde beraber büyüyeceğim, fikirlerimi hayata geçireceğim, projelerimi gerçekleştireceğim, benim gibi düşünen insanların özgürce belgesellerini yapacakları, yayınlayacakları bir kanaldan bahsediyorum. Yani ben derken öyle düşünüyorum. Sonuçta biziz. Ama bir gün baktık, o kanala kayyum atandı. Yani bu işte 5-6 yıl önce olan bir olay. Ardından içerikler değişti. Ve ardından ne oldu? Ardından baktık ki Dijitürk'le beraber kanal el değiştirdi. Hiç haberimiz olmadan yapıldı. Yani şu anda Boğaziçi'nde yaşananların benzerini biz birkaç yıl önce yaşadık. Sayın Binali Yıldırım dahil olmak üzere herkese ulaşmaya çalıştım. Sonuçta dünya çapında ödül kazanmış bir kanaldık. İçeriklerimizi kendimiz seçip insanımıza, sizlere, gençlere, farklı yaş gruplarına yaşamın her alanında belgesel yapacak bir, yani üstelik cüzi miktarlarda yapacak bir özelliğimiz vardı. Ama bir sabah dedim ya, hiç ilgisi olmayan, hayatı boyunca belgesel izlememiş, hiç ilgisi olmayan bir kayyum, onun getirdiği bir ekip kanala geldi ve ben açıkça söyleyeyim, Türkiye'nin mültecilerle ilgili görüşlerini dünyaya daha anlaşılır biçimde konuşmalar yapmak üzere Sayın o zamanlar bakan olan Fatma Şahin'in daveti üzerine işte Cenevre'den başlayıp değişik ülkelerde ve en son İsveç'te bizim mülteci sorununda yalnız bırakılmamıza yönelik hazırladığım belgeselleri gösteriyordum. Böyle bir garip oldu. Döndüğümde dediler ki kayyum seni görmek istemiyor, zaten senden nefret eden biri. Kayyum kim dedim. Yani acaba belgesel dünyasından biri mi? Yok dediler. Biri
biraz araştırdım hakikaten. Ticaretle iştigal eden bir vatandaşımız. Ardından bir süre sonra baktık ki Dijitürk platformuyla beraber yine bize hiç danışılmadan Katarlıları gördük. Sonuçta Katar bir körfez ülkeleri arasında Türkiye ile iyi geçinen bir ülke ama ülkeyi yönetenlerin hepsi dünyanın önemli gelişmiş ülkelerinin kendi alanlarındaki önemli şirketleri. Ben atladık Katar'a gittim. Durumu sordum. Onlar dediler ki biz sadece işte 2022 Dünya Kupası için bu kanalı aldık. Bizim için yani sizin kanal önemli ama yani harcayacak paramız ne yazık ki yok dediler. 4 sene kadar işsiz güçsüz kaldık. Çok ilginç. Ama bir anda böyle Hızır gibi, işte Hıdrellez'in Hızır'ı gibi eskiden birlikte çalıştığım çok değerli Timur Akkurt, Coşkun abi dedi, morali bozmaya, Çetin Altan'ın tabiriyle enseyi karartmaya gerek yok. Onca yılın birikimi var. Onlarla YouTube yapalım dedi. Hakikaten 450 bin civarında bir izleyiciye hayatın her alanına dair birikimlerimizi aktardık. Sonra pandemi süresi içinde arşive daha çok girdik. Ya niye biz kanal açmıyoruz dedik. O süre içinde de yine Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olan çok değerli ustamız Ara Güler. Onu 2 yıl önce kaybettik biliyorsunuz. Benim yani 45 yıllık ustam, babam gibi her şeyimdi. Onun hayatının önemli dönemlerinde beraber olduğu Fatih Aslan, bu Ara Güler'in kendisine ait arşivini alan Doğuş grubu ile yollarını ayırdı. Almış olduğu birikimle Coşkun abi bu işin içinde ben de varım dedi. Ve kanalı açtık. Şu anda Habitat TV %100 yerli. Eski ekibimiz ilaveten Fatih Aslan. İzlemenizi tavsiye ederim. TV Bu'da var. Kanalı kurduk. Kanal çok iyi gidiyor maşallah. Anadolu'da izleniyor. Çünkü Anadolu benim için çok önemli. Yani Dijitürk döneminde Anadolu'ya giremiyorduk. Habitat TV'mizde belgesel de var, müzik de var, sıra dışı meslekler de var. Tarih de var. Farklı bakışlarıyla tarih de var. Fotoğraf var. 2 tane fotoğraf programı var. Hatta bir tanesi Ara Güler'in dostlarıyla yapılan Aralı Yorum. Tavsiye ederim. Şu anda YouTube kanalımız da var Habitat TV. Bir taraftan YouTube, diğer taraftan Habitat. Yaşama tekrar devam ediyoruz. Çünkü biz bilginin ve belgenin ne kadar değerli olduğunu şu arkamda gördüğünüz zaman zaman karıştırıp halen kokusuna ihtiyaç duyup içinden ihtiyaç duyduğumda bana dünyayı tekrar dolaştıracak, benden önce sürülmüş izleri bulan kitaplara, bilime, bilgiye borçluyum. O yüzden üniversiteler çok ama çok önemli. Dijital dünyada işte dedim ya basit bir örnek vereyim. Abi İSTV'yi kurduğumuzda ben bir ev satmıştım. Ondan önceki dönemde haberciyi kurarken de bir ev satmıştım. Üstelik İstanbul'da en güzel, en çok sevdiğim, böyle alırken hayaller kurduğum Galata Kulesi'nin yanı başında bir daire satmıştım çatı katında. Burada da işte borç harç girdik bu kanala. Çünkü yatırım deyince bilgiye yatırım en değerlisi. Bunu Coşkun Aral ve onun gibi çılgınlar yapıyor. İşte bir çılgın proje bizim yaptığımız. Çünkü biz bilginin bizim ülke için ne kadar önemli olduğunu, geleceği katmanlarda insanın merakını nasıl değiştireceğini, sorgulama özelliğini ne kadar değiştireceğini biliyoruz. İşte demin örnek verecektim. Yani 1995 yılında haberci programında montaj yapmak zorlandı. Bir evimi sattım, Galata'daki evimi. Montaj makinesi almak için sadece. Şu anda biz bir kanal kurduk cüzi imkanlarla. Çünkü dijital dünyada verilere ulaşmak kolaylaştı. Ama verilerle kaliteyi aktarmak belirli bir etik, bir hukuk sistemi içinde ve gerçekten bilimsel tabana uymuş doğru verilerle olması lazım. Çünkü yanlışın yani maskesi bir gün sonra düşer. Yalancının mumu yasaya kadar yanar derler ya. Böyle güneşi, gerçeği hiçbir zaman örtemezsiniz. Örttüğünü sananlar var, kendini kandırırlar sadece. Hele sizin gibi genç kuşaklar, artık üniversitedeniz dünyayla bağlantılı, bilimle birebir yaşıyorsunuz, bilgiye birebir ulaşıyorsunuz dilediğiniz zaman. Sizlere mahcup olmamamız için bizim daha çok sorgulayan,
daha çok araştıran, daha çok okuyan, geçmişte bugünü iyi bilip dijital alandaki medyayı da iyi takip etmemiz gerekiyor. Yani bundan 20 sene önce Türkiye'de mafya vardı. 40 sene önce de vardı ben gazeteye girip gazeteciyle başlarken. Şu anda işte bakın bir mafya mensubu bayağı böyle bir kendi deyişiyle bir tripod, bir telefonla bu geçtiğimiz yıllarda yaşanmış çoğumuzun bilmediği şeyleri her gün bangır bangır söylüyor. Ne kadar doğru ayrı. Bu adamın yapmış olduğu pislikleri herkes biliyor. Ama işbirlikçilerini söylediği zaman wow diyorsunuz. İşte bu buradaki itibaren ülkemin hukuk sisteminin devreye girmesi lazım. Ama hukuk sistemi nereye kadar devreye girer? O tartışma konusu. Ben güveniyorum hukukuma, ülkemin hukuk sistemine. Umarım diyorum, haksızlığı kim yaparsa yapsın, cezayı cezaya tabi tutacak sistemi hukuk belirler, kişiler değil. Yani ben adamın yargılanmasını, asılmasını istiyorum diye bir şey olamaz. Bunu hukuk elindeki verilerle alır. Burada polis teşkilatı da önemlidir. Suçluyu yakalamakta, hukuka teslim etmekte. Onlar da kendi görevlilerinin, bilinçlerinin görev bilinci içinde oldukları sürecinde zaten bizim bir parçamız. Onların çalışma koşullarını en iyi bilenlerden biriyim ben. Allah yardımcıları olsun güvenli güçlerimizin ama onların da bütün bunları yaparken kendi toplumlarındaki bütün bireylerinde haklarını gözetmeleri gerektiğini, kendilerine kanun çerçevesi içinde yapmaları veya yapmamaları gerekenleri iyi bilip hem teşkilatlarını zor duruma bırakmayacak şekilde davranmaları lazım. Hem de onların da bir gün öğrenci olduklarını, çocuklarının da öğrenci olup üniversiteye gideceklerini hiç unutmamaları gerekir. Ben üniversitelerde şiddete karşıyım. Her şeyin tartışma ortamı içinde özgürce konuşulabildiğini ama saygısızlığın inancı başta olmak üzere, hukuk sistemi başta olmak üzere hiçbir şekilde olmaması gerektiğini de savunanlardan biriyim. Her şey hukuk çerçevesi içinde yapılmalı. Hukuksuzluğun da cezasız kalmayacağını herkesin bilmesi lazım. Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Şimdi sözü Merve'ye bırakacağım. Yalnız bir hatırlatma yapmak istiyorum katılımcılarımıza. Soru sorma süremiz 2 dakikayla sınırlı soruları yetiştirebilmek adına. Bir de yine Merve'ye chatten yazabilirsiniz ya da el kaldırabilirsiniz. Merve'cim söz sende. Teşekkür ederim Ceren. Bir katılımcımız sormuş şunu. Savaş fotoğrafçılığı yaparken savaşın içinde kalan çocukların duygularını fotoğraflarınıza yansıtırken siz neler hissettiniz? Ya çocuklar bu işin en mağdurları, en korkunç yani zarar görenleri çocuklar oluyor. Yani bunu anlatamam çünkü çok korkunç anlar yaşadım Lübnan'da. Bugün yine İsrail'de görüyoruz. Mescid-i Aksa ve kutsal mekanları, yani Kubbetül Sahra ve Mescid-i Aksa'ya İsrail'in bu faşist hükümeti, çünkü ben İsrail toplumunu, halkını asla ve asla suçlamıyorum. Yahudiliği asla suçlamıyorum. Ama bu kararları uygulayan İsrail'deki o faşist, ırkçı, kendisinden başka dünyayı görmeyen, duymak istemeyen, tahammül edemeyen şu bugünkü iktidar ve onun hizmetkarı olan güvenli güçlerini buradan şiddetle kınıyorum. Ben çünkü daha geçen sene oradaydım. Filistin işgal edilmiş bir ülkedir. Filistin topraklarının dünyanın gözleri önünde işgaline ne yazık ki bütün dünya göz yumdu. Özellikle kendilerini Arap coğrafyası diye tanımlayan ülkeler göz yumdukları gibi son dönemlerde biliyorsunuz İsrail'in bu politikalarını benimseyen girişimlerde bulundular. Buna ben bir gazeteci olarak, bir insan olarak karşı olduğumu söyleyebilirim. Burada bütün bunlar yapılırken açıkça söylemek gerekirse bir basın mensubu olarak yapabileceğim şey sınırlı benim. İşte şu anda oraya gitme imkanım olsa keşke gitsem anlatabilsem. Ama bütün bunları yaparken görevimin benim yaşanmış olaylarda insanların kafasında kalıcı imajlarla bu işi anlatmak, o mağduriyeti göz önüne getirmek, gözler önüne sermek,
Orada da ne yazık ki o mağduriyetin en büyük kurbanı çocuklar oluyor. Ve ne yazık ki en çok çektiğim fotoğraflarda hep katledilmiş, yaralanmış veyahut da acılar içinde kıvranan çocuklara tanık oldum. Pek o kadar rahat olduğumu söyleyemem o fotoğrafları çekerken. Ben değil, herkes için geçerli bu. İşte biliyorsunuz mültecilik dramını bir Nilüfer Demir arkadaşımızın çektiği bir aylan bebek fotoğrafı var. Yani o çok korkunç bir fotoğraf. Adeta suyun kıyısında uyuyan bir bebek, düşünebiliyor musunuz? Bunun benzerlerini çektim. Mesela Amerikan toplumu düşünebiliyor musunuz? Kendi ülkesine Amerikan hükümeti, üstelik hükümetleri diyorum, Vietnam gibi ülkede milyonlarca insanı kurban eden, sadece Vietnam değil, komşu ülkelerde milyonlarca insanın ölümüne yol açan o bölgeyi neredeyse bir çeyrek yüzyıl bir bomba, bir mayın tarlası haline dönüştüren Amerikalıların kendi ülkelerini, kendi kamuoylarını ikna ederken kullandıkları argüman, biz Vietcong teröristlerini yok etmek için gidiyoruzdu. Bir arkadaşımız, çok da yakın dostum, Nick Ut, çok genç bir fotoğrafçı, abisini savaşta kaybetmişti. O da foto muhabiriydi. Çektiği fotoğraflar Amerikan ordusunun napalmle Vietnamlı çocukları nasıl yaktığını gösterdi. O fotoğraf çok meşhurdur. Yani Vietnam Savaşı'nı bitiren fotoğraflardan biri diyebiliriz. Ama gariptir, Amerikan toplumu Nick Ut'u lanetlemedi. Nick Ut'a yönelik bir şey yapmadılar. Tam aksine Amerikan vatandaşı oldu. Şu anda işte Hollywood'da çalışıyor. Önceki sene Türkiye'ye geldi. İnşallah bir daha getiririm. Belki de Boğaziçi'nde bir fotoğraf etkinliği yaparız kendisiyle. Şimdi işte dediğim gibi bizim görevimiz savaşın veyahut da gerçeğin, o acı gerçeklerin içinde olan insanların mağduriyetini bilmeyenlere, hatta o savaşı haklı görenlere bunun yanlış olduğunu söylemek. Sizin mesela üniversitede bir kelepçe fotoğrafı var, kapıya kurulan kelepçe. Onu vuran kişi eğer biraz eğitimli, biraz kendi mesleğine yönelik birikimi olan bir kişi olmuş olsaydı, kendi teşkilatını veyahut da kendi ülkesini bu kadar zor duruma sokmazdı. Yani kapıya kelepçe vurulur mu? Yani böyle bir şey. İşte bazen dedim ya, bu dijital dünyada bu tür şeylerin ne kadar çok çabucak yayınlandığını görüyoruz. Tabii ki medya olarak zaman zaman bizleri de bu tür çalışmalarda daha duyarlı olmamız konusunda uyarıyor. Söyleyeceklerim bunlar. Ama tabii çocukların başka bir özelliği daha var. Savaşlarda 12-13 yaşındaki çocukları, bütün terör örgütleri, PKK dahil olmak üzere, o çocukları savaşta ölüm makinesine haline dönüştürüyor. O yüzden bütün bu terör örgütlerini, çocukları bir şiddet unsuru, şiddet aracı olarak kullanan terör örgütlerini lanetliyorum. Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Şu an katılımcılarımızdan Furkan Bey'in elini görüyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Merhabalar. Öncelikle bu değerli söyleşi için çok teşekkür ederiz hem Serbest Yazı'na hem de Coşkun Bey'e. Efendim sizleri yani yıllardır takip ediyoruz. Türkiye'de en fazla gezen insanlardan bir tanesiniz. Sizin yanınızda çalışan olmak için, sizin yanınızda öğrenci, çırak, artık ne kabul ederseniz bunu nasıl sağlayabiliriz onu soracaktım ben. Valla şu anda biraz zor Furkan'cığım ama ileride olabilir. Takipçimiz olun çünkü kanalı yeni kurduk. Yani borçla kurduk. Açıkça söylemek gerekirse gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Sağ olsun Anadolu'da da bize destek oluyorlar. Programların sayısını artırmak için çaba gösteriyoruz. Öncelikle Habitat TV izleyin. Ayda 10 lira sigara içmeyin. TV Boyu abone olun. İzleyin. Çünkü biz sizler için yaptık. YouTube daha kolay geliyor ama unutmayalım ki bir takım şeyin bilgiye ulaşmak bedel ister. Biz bu kanalı eğer biraz daha yani bir yıl kadar daha sürdürürsek üniversiteler bünyesinde bunları rahatlıkla Boğaziçi dahil olmak üzere birimler kuracağız. Onların fotoğraf kulüpleri, belgesel kulüpleriyle irtibata geçeceğiz. Çünkü Boğaziçi'nde ben
çok söyleşi yaptım geçmişte. İnşallah gelirim de. Bu benim için gurur verici. Çünkü siz Türkiye'nin onurlarından birisiniz. Üniversitelerimiz arasında dünyayla buluşan, dünyaya çok kaliteli eğitilmiş insan sunan bilimlerden birisiniz. Bütün üniversitelerin böyle olmasını isterim. O yüzden bizi takip edin. Üniversiteler bünyesinde birlikte ortaklaşa işler yapabiliriz. Ama şu andaki imkanlarımız dahilinde hadi gel yarın benimle beraber deme imkanı yok. Çünkü ben bir yerlere gidemiyorum. Ben zorlanıyorum. Haberci programını tekrar başlatayım dedim. Ancak 3 bölüm yapabildim. Sponsora ihtiyaç var tabii ki. Ama şunu da söyleyeyim. Kamera kullanmak, video kamera. Bunu telefonla da yapabiliyorsunuz. Kurgulamak çok önemli. Bu alanlarda ilaveten meraklı olduğunuz, hobi olarak gördüğünüz bazı alanlarla beraber bizimle müthiş irtibatlara geçebilirsiniz. Örnek vereyim, haberci programında olsun, İSTV'de olsun, sizin üniversiteden yetişmiş çok değerli arkadaşlarımız. Mesela habercide Nevin Sungur, sizde eğitim görmüş bir arkadaşımızdı. Bizim için müthiş işler yaptı. Onun vasıtasıyla biz Boğaziçi'nin, Boğaziçi Üniversitesi'nin örneğin mağara grubuyla ortaklaşa işler yapmıştık. Ardındaki yıllarda ben Yarımburgaz Mağarası'nda yine Boğaziçi ile yapmıştım. Sizin sualtı kulübünüz vardı, fotoğraf kulübü vardı. Yani bu kulüpleşmeler çok önemli. Bunlar zaten sizin dış dünyayla buluşmanızdaki en önemli araçlar oluyor. O yüzden bu tür kulüp çalışmalarını önemseyiniz. Dediğim gibi hatta bu tür etkinlikleri bugünlerde daha da fazla artırınız. Okula ilişkin dediğim gibi mücadeleniz çok değerlidir. Umarım bir şekilde sonuç verecektir. Üniversitede sizin de söz hakkı olmanızı ben sizden daha fazla isterim. Ama eğitim dışında, tedrisat dışında, dersler dışındaki zamanlarınızı da lütfen ve lütfen gerek sportif gerek kültürel alanlarda değerlendiriniz. Yani çünkü dedim ya geçmişte çok güzel işlerinizi birlikte yaparken ben haz almıştım. Elimizde mesela çok güzel bir Yarımburgaz Mağarası sizin üyeleriniz olan arkadaşlarla, sizin bünyenizdeki arkadaşlarla yapmıştım. Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Kusura bakmayın, oruç tutamıyorum. Boğazımda bir sorun var. O yüzden yani ne yazık ki tutamıyorum. Oruç tutanlar beni affetsinler. Bu arada biz de Müslüman arkadaşlarımızın Ramazan ayı mübarek olsun açıklamamızı girmeyi aynı unuttuk şekilde. En başta. Aynı şimdiden şekilde. Söylemiş olalım. Şimdi zamanımız da biraz daralıyor. Bir iki soruyla devam edelim. Sonra size göre bakalım. Emirhan'ın elini havada görüyorum. İstersen sözü sana bırak. Hoş geldiniz öncelikle. Ben şeyi sormak istiyordum. EGM'nin yayınladığı son genelgede biliyorsunuz polisin görev başındayken görüntülerinin alınmasına dair bir yasak getirildi. Bu yasağın gazetecilik mesleğine zarar vereceği hatta bu mesleği hani bitme noktasına getirebileceğine dair şeyler söylendi. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu genelgeyi? Şimdi dünyanın her tarafında şiddet uygulayan belirli, şimdi savaşlarda durum çok farklı. Yani benim belgesellerimi izleyenler vardır mutlaka. Kafa keserken bile bize poz verdiler. Yani bırakın dövmeyi, tartaklamayı. Bu insandaki yani biraz teşhirciliğin bir özelliğidir. Savaşlarda çok görürüz. Artık kafayı sıyırmıştır. Yaptığı katliamın bir şekilde başkaları tarafından görülmesini gördüğünde mutlu olan insanlar vardır. Şiddet ne yazık ki insanlara bu mutluluğu bir yerde verir. Şimdi bu tarafından bakıyorum. Ama biz gazeteciler işte hayatımız pahasına bu görüntüleri çekeriz. Şimdi burada argümanlar sağlıklı değil. Yani biz çok olayı ya güvenlik kameralarından fark etmişizdir. Bu Türkiye için de dünya için. Ya da oradan geçen insanların çektiği görüntülerle yapmışızdır. Siz böyle bir olayı eğer görüntülemezseniz haberimiz olmaz. Çünkü sistem bazen bunu besliyor. Yani Amerika'da George Floyd olanı biliyorsunuz. O görüntü çekilmemiş olsaydı
o adamın nasıl öldürüldüğü örtbas edecekti. Bunun benzerini biz Gezi'de de gördük. Yani güvenlik kameralarından biz kardeşimizin nasıl vahşice dövülmesine tanık olduk. Bunun benzeri onlarca iş. Yani polis teşkilatımız bile, sonuçta polis teşkilatı bizim teşkilatımız, bizim güvenlik güçlerimiz. Uzaydan gelmediler. Onlara yönelik art niyetinin altını çizerek söylüyorum. Davranışları ben şiddetle kınıyorum. Ama bir gazetecinin görevi sırasında kamerasını çevirdiğinde çekemezsin demek çok sık karşılaşıyoruz. Yasal değil. Çünkü biz onu zaten o görüntüleri götürdüğümüz zaman bizim fotoğraflarımız yayınlanacak bir kurum vardır. Bir kurumsal oluşum vardır. O çerçevede değerlendirilir. Bize bu basın kartı dahil olmak üzere bu tür mesleki araçlarımızı kullanma yetkisi kanunlar çerçevesinde verilmiştir. Art niyetli tabii ki yapan olursa hukuksal anlamda yargılanması da söz konusu olabilir. Ama olaylarda fotoğraf çekemezsiniz diye bir anlayış olamaz. Bu dediğim gibi şimdi bize bazı ülkelerin örnekleri veriliyor. Ben 17 sene Fransa'da çalıştım. Fransa çok rahat takip ettiğim ülkelerden biri. Efendim Fransa'da da bu tür görüntülerin çekilmesi yasaklandı diye bir olay örnek verildi bizde. Hayır. Fransa'da benim iki arkadaşım sakatlandı, biri gözünü kaybetti. Mustafa Yalçıner arkadaşım Anadolu Ajansı'nda. Polisin garip, anlamsız şiddeti sonucu oldu bu. Ve çekmeseydi o vuran polis, çekilmeseydi yine bir amatör tarafından çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Yakalanamazdı, cezalandırılamazdı. Çünkü polis görevini yaparken kanunların kendisine vermiş olduğu çerçeve içinde yapması lazım. Bizlerin de tavır ve davranışlarımızı yine hukukun vermiş olduğu çerçevelerde yapmamız gibi. Burada dediğim gibi art niyet bir şekilde cezalandırılır. Bunu da hukuk sistemi içinde yaparız. Ama gazeteci olay yerinde fotoğraf çekemez, görüntü alamaz diye bir şey olamaz. Bunu savaşlarda da, çatışmalarda da görüyoruz ve yapıyoruz. Bir de bu arada unutmayalım. Şimdi bir Türkiye'deki polis, toplum polislerinde, güvenlik güçlerinde var mı bilemiyorum ama Fransa'da tam göğüs ucunda, tam göğsünde bizim GoPro diye tanımladığımız direkt olarak tıpkı kaskındaki numara gibi numaralanmış. Akşamleyin görevi bittiğinde, görev teslim ettiğinde incelenip bakılan kameralar var. Yani bu hem onların davranışlarını kontrol amacıyla yapıyor hem de kendilerine yöneltildiği iddia edilen görüntüleri çekiyor. Yani dediğim gibi hukuksal anlamda gazeteci çekemez, işte kamerayı alamaz diye bir şey yok. Gazetecileri bitirmez böyle olaylar. Bunlar şu anda gergin bir dönemdeyiz. Boğaziçi'nde ben dediğim gibi yanlışı kim yaparsa yapsın, ister öğrenciler, isterse dışarıdan gelen insanlar, isterseler başka insanlar, yanlıştır, hukuksuzdur derim. Demek zorundayım. Yani kol kırılıp yan içinde kalmaz. Hiç kimse de o taraftan bu taraftan denip kayırılmaz. Yanlışı kime karşı olursa olsun yanlış yapan hukuksal anlamda hak ettiği cezayı bulmalıdır diyorum. Çok teşekkür ederiz. Sorunuzu ben cevaplamış olayım. Bizim eylemlerde de maalesef duyduğumuz kadarıyla o GoPro gibi kamera sistemleriyle öğrencilerin görüntüsü alınmıştı. Ama hani ne şekilde olduğunu biz de tam çözemedik. Şimdi katılımcılarımızdan Serhat Bey'in elini görüyorum. Serhat Bey buyurun, sözü size bırakıyorum. Merhabalar, ses geliyor sanırım değil mi? Bir problem yok. Geliyor. Evet, geliyor. Öncelikle teşekkür ediyorum bu söyleşi için. Yani her zaman devamını isteriz tabii ki. Benim Coşkun abiye sorum şu olacak. Şu ana kadar birçok üçüncü dünya ülkeleri birçok ülkeye gitti. Son fotoğraf, son röportaj dediği bir an oldu mu acaba? Bu sorunun cevabını gerçekten merak ediyorum. Vallahi son röportaj şu anda dizlerim sorunlu olduğu için fazla yürüyemiyorum. Benim çıkamıyorum. O yüzden yani Azerbaycan'a gitmek isterdim. Gidemedim. Hatta dün arkadaşlarım aradılar tekrar gelecek misin diye. İşte bir dizlerime protez taktırdığımdan beri
ne yazık ki eğilme, kalkma, oturma dahil olmak üzere yürüyüşünde sorunlar çıkmaya başladı. İşte protezler de bazen tutmayabiliyormuş. Yani dünyada olup bitenlerle ilgileniyorum. Yani sabahleyin erkenden kalkıp nerede ne olmuşa bakıyorum. Ama tabii ki geçmişten ders almamız çok çok önemli. Bizim 1970 ile 80 arasında yaşadıklarımızı, 90'larda Türkiye'nin yaşadıklarını tekrar yaşanmamasını dilerim ben. Özellikle Boğaziçi gibi bizim üniversitelerimiz arasında dünyada öğrenci kalitesiyle, araştırmalarıyla, yayınlarıyla dünyada yer tutmuş, her alanda çalışan, değerli öğrenciler yetiştiren, değerli öğretmenlerin olduğu bir üniversitemizin farklı şekillerde anılması benim de hoşuma gitmedi. Dediğim gibi yani aranızda olmak isterdim. Ama dediğim gibi biraz yürüme sorunum var. Burada dinleme yanlış yaptığınız zaman da en başta eleştirecek kişi benim, onu da söyleyeyim size. Çünkü eleştiri, öz eleştiri olayı her zaman olması gereken bir şeydir. Zaten kendi aranızda bu işi tartışarak yapmanız lazım. Ön yargılarla bakmak yanlış. Ama üniversitelerinde sadakat, biat yeri değil, liyakatın olduğu, nepotizmin asla ve asla olmayacağı kurumlar oldukları ve bir ülkenin geleceğini de belirleyen, daha bu yani ilk üniversitelerin kuruluşu, biz 4. yüzyıl diyoruz, hatta İstanbul o zamanki Konstantinopoli diyoruz. Amaç bu. 16. yüzyıldan itibaren de dünyada bugün yaşadığımız çoğu yaşam kalitesini artıran şeyler üniversitelere borçluyuz. Üniversiteler tedrisat yapılan, eğitim öğrenimi yapılan yerler değil. Dediğim gibi araştırmalar yapan kurumlardır. Bugün yani bir ilaç firmasının ismini söylerken yanında bir üniversitenin ismini söylüyoruz. Çünkü araştırma yapıyor. Şu anda bizim bütün gözlerimiz Erciyes Üniversitesi'nde, ODTÜ'de, başka üniversitelerde şu sağlıkla ilgili pandemiye yönelik yapacakları buluşlar. Üniversitelere destek olunması lazım. Üniversitelerden gelip de tek kalıp insanlar çıkartmak değil amacımız. Tartışan, sorgulayan, tabii ki geleneklere saygıları var ama demin de söylediğim gibi çok absürt şeylerin töre diye ortaya getirilmesi, öğrencinin tıpkı kendi doğup büyüdüğüm kentte olduğu gibi gençlerin adeta bir hizmetkar gibi boyun eğecekleri, uşak veya hizmetçi gibi tanımlanacakları kuşaklara artık ihtiyacımız yok. Bizim saygılı, hukuka saygılı, çevreye saygılı, kendi değerlerine saygılı, inanca saygılı ama her şeyi sorgulayan öğrencilere ve onları eğiten öğretim üyelerine ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Size şu hususu sormam gerekiyor. Bizim kararlaştırdığımız saatin gelmesine bir 5 dakikamız kaldı. Sağlık sorunlarınız ya da yoğunluğunuz sebebiyle sizi daha da böyle tutmak istemiyorum. Çok fazla da sorumuz var çünkü inanılmaz bir ilgi var. Nasıl yapalım soruları alalım? Benim için alalım çok mı? Değerli olduğunuzu söylüyorum tekrar. Ama dediğim gibi üniversitede ben Boğaziçi'ne inşallah geleceğim. Dediğim gibi rektörünüz de benim eski dostumdur. Umarım o da artık doğru kararlar verir. Doğru kararlarda da sizin söz hakkı sahibi olduğunuzu, bu işlerin tepeden inme bir takım şeylerle yapılamayacağını herkesin bilmesi lazım. Üniversiteler özerktir. Teşekkür ederiz. Ne kadar şimdi biz soruları en problematik noktada o aslında bizim sürekli dile getirdiğimiz. Bu soruları alalım mı? Yoksa şey yapalım mı? Bana bir son soru, soruya cevap vereyim. Tamam. Tamam. O zaman sözü ben Sertaç'a bırakıyorum. Bu arada Beyhan'ım, arada okuldan tanıdığım insanlara kullanmıyorum ama yanlış pronoun kullandığım bir insan Coşkun var. Coşkun abinizim. Sen de kusura bakmayın. Ben Coşkun abinizim. Hepiniz. Çok teşekkür ederiz. Sertaç'cığım, sözü sana bırakıyorum. Ufak bir problem oluyor sanırım. Oldu şu an. Peki Coşkun abi diyorum o zaman. Teşekkür ederim aktarmanız için. Şöyle bir sorumuz vardı.
Dünyanın her türlü coğrafyasında çekimler yaptınız. Özellikle fakir ülkelerde çekim yaparken içinizden yükselen yardım etme dürtüsünü nasıl bastırdınız? Şu cebimdeki parayı avucunu açmış dilenen şu kadına vereyim ya da çocuklara biraz şeker alayım gibi iç sesinizi nasıl bastırabildiniz? Ya da belli bir zaman sonra artık böyle bir ses daha mı az çıkıyor? Teşekkür ederim. Şimdi geçici olarak insanların anlık sorunlarına çözüm bulmak imkanlarımız varsa olacak şey. Ama bizim oraya varma gitmeye amacımız belli. O sorunun dünya sorunu olduğunu, insanlık sorunu olduğunu aktarmak için gidiyoruz. Yani dediğiniz doğru, bazen yanımda götürdüğüm yiyeceğimi paylaşıyorum. Ama benim yemek yiyemediğim, hatta Ruanda'da o soykırımda, o gerçek soykırımında arkadaşım Gökhan Acun'la beraber biz Tanzanya üzerinden zorlu bir yolculukla, yani minibüslerle, lokal araçlarla Ruanda'da katliama gittik. 3 gün bayağı açtık. 3 gün. Ben başka açlıkla yaşadım ama o Tanzanya'daki kamplara geldiğimizde inanır mısınız, insanlara dağıtılan o kızgın yağın içine atılmış, ne diyor belirsiz bulamacın dönüştüğü ekmeğe benzer şeyleri almak için ellerimizi yaktık. O yüzden açlığı da bilen bir insanım. Ama tabii ki bu, yani senin oraya gidip işte bunlara dağıtayım değil. Önemli olan dünyanın dikkatini çekip dünyadaki akıllı odakları, o sorunların kaynağını bulup o sorunları kaynağında kurutma olayını yapmak lazım. Şimdi ülkemiz de çok ciddi sorun yaşıyor. Şu anda Türkiye'de ben halen dolaşıyorum. Ekonomik krizin getirdiği bu pandemi, bu işin sadece bir fazı. İnanılmaz bir yoksulluk başladı. İnanılmaz bir yoksulluk. Basit bir şey söyleyeyim. Ben şu anda, yani kanalı kurdum ama ben sadece yatırımda kullandım. Benim mesleki birikimim de nakit bir para değil. Ama emekli maaşımda ben çok açık söylüyorum, 2 yıl, 4 yıl önce aldığım malzemeleri alamıyorum. Yani bırakın bu teknik malzemeyi. Yani alışverişe kendim gidiyorum. Yani bir ete bile ben ulaşamıyorum. Yani devletin bana vermiş olduğu maaşla eti alırsam başka şeyler alamıyorum. Yani bu kendi durumunu zorda olduğunu göstermek değil. Ülkemizde de artık açlık sınırına gelen insanların sayısı arttı. Üstelik bunu ülke genelinde gördüğümüzde işler acısı bir durum ama gariptir. Belirli bir pozisyona gelmişler. Bunu fark edemiyorlar. Onları da anlıyorum çünkü o pozisyona gelince tıpkı çok yüksek rezonanstaki sesi duyamamak gibi oluyor. Yani bulundukları yerdeki atmosfer öyle değişik ki böyle bir şeyin olmadığını inandırıyorlar kendilerini. Bir de ama ülkeyi bekleyen, işte yarın öbür gün sizin üniversiteler olarak ortaya koyacağınız veriler var. Daha da kötüye giden tarım var. İşte küresel ısınma. Ya bunun nedeni olan olgular var. Tarım arazilerinin yok edilip yerine yapılmak istenenler var. Çok ciddi çevre sorunları var. Yani halen bunlara karşı duyarsız, ses kulaklarını tıkayan, ya boş ver, bu da geçer. Ben önce kendimi kurtarayım, dünyalımı alayım, zaten ses çıkarsam da bir şey ifade etmez diyen belirleyiciler var. Öğretim üyeleri var. Yani şimdi üniversitelerimizin içinde bulunduğu durum belli. Bu dönemde dedim ya, salt bir insanlığı açlığını besinle doyurmak değil, bilgiye aç olan toplumlar da var. Yani niye Afganistan'daki insan ölümü göze alıp elde ettiği kuruş parayla buralara gelip buradan Avrupa'ya gitmek istiyor? Bu adamlar sonuçta o rejimin uzun bir dönem uygulayıcıydı, zaten getiricileri. Yani ben öylesine Afgan arkadaşım var ki benim, hatta utanır bir tanesi, beni ayakta tuvalet ihtiyacımı gideriyorum diye ölüme mahkum eden kişi şu anda Kanada'da yaşıyor. Yani o bıraktı Afganistan'ı, Kanada'ya yerleşti. Bayağı önemli bir kişisiydi. Yani merkez yönetiminin inancından ötürü onu sorgulamıyorum ama kendi inanç yorumuna göre benim ayakta işemem kafir olmamış diye yorumlayıp beni kurşuna dizeceklerdi.
Allah'tan hiç ilgisi olmayan bir insan araya girdi, yaptı. Şimdi o yanlış kararı verme pozisyonundaki insan inancını değil yaşamını bile sınırlayan ortamdan kaçıp bir Batı ülkesine sığınıyor. O yüzden yani Türkiye'de bulundukları ortamda cehalete prim verenler toplumun daha cahil olması için farkına varıp veya varmadan devrede bulunan insanlar düşünsünler. Gidecekleri yer de hiçbir zaman bu ülkedeki kadar rahat edemeyeceklerdir. Bir şeyi karartmak kolaydır. Önemli olan aydınlatmaktır. Aydınlanmanın da yeri eğitim kurumlarıdır. Anaokulundan başlar. İlkokuldur, ortaokuldur, lisedir ve üniversitedir. Üniversitede artık meyve toplamaya başlarsınız. Çünkü üniversiteler size meyvenin meyvenin dalındaki meyvenin daha sağlıklı bir dönem sonra da daha verimli olması için ağaca yapmamız gerekenleri öğreten kurumlardır. Bu dedim ya bugünden beri var. O yüzden üniversitelerimize özellikle Boğaziçi gibi kurumlarımıza gerçekten sahip çıkalım diyorum. Çok teşekkür ederiz. Coşkun abimiz daha önce de belirttiği gibi bu son sorumuzdu. Çok fazla sorunuz vardı biliyorum. Hepinizden teker teker özür dileriz soramadığımız sorular için. Bir dahaki etkinliğimize de bir 20 Mayıs'ta Erdem Yörük'le açık dersimiz olacak. Pardon 14 Mayıs saat 20'de, kusura bakmayın. Bizim diğer bir amacımız da üniversiteden bu derse ulaşamayan ya da üniversite dışından böyle dersler almak isteyen insanlara alternatif bir akademi kurmak, bu fırsatı yaratmak olduğu için gelmek isteyen herkesi bekleriz. Tekrar serbest yazında gönüllü bir oluşum olduğunu hatırlatayım. Son olarak da biz sizinle bir hatıra fotoğrafı almak istiyoruz izniniz olursa. Hep beraber. Şimdi birimiz çekecek. Herkes poz verebilirse. Çekiyorum. Tamamdır. Aldım fotoğrafı. Ben de bu arada yaklaşan Ramazan bayramından ötürü bütün arkadaşlarımın bayramı kutlu olsun diyorum. İnşallah bu pandemi süresi geçecek. Sizlerle birlikte olacağız. Güzel günleri beraber yaşayacağız diyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Tekrar çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun. Sizinle burada konuşabilmek, size ulaşabilmek çok değerli hepimiz için. Sağ olun. O zaman size de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için tüm katılımcılarımıza. Şimdilik serbest yazından bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.